Amerikalılarla İngilizler diyorlar ki bak hani öyle hızlı ham yapar ki yani ısırıldığını anlamazsın. Bunları stres heybeleri gibi düşünün. Yani yürüyorsunuz, her defasınızda ayağınıza böyle birkaç kiloluk heybe bağlanıyor, ağırlık bağlanıyor. Savaş ekonomisi zaten her insan demektir. Yani aslında bu senin bahsettiğin Putin'den yaptığın alıntı onun doğal uzantısı, doğal parçası. Lan cesur bir adam. İlk önce onu söylemek gerek. Ben her zaman bu tür insanların özenle korunması gerektiğini düşünüyorum. Bir başka ülkeden bahsettiğimiz için daha kaba bir ifade kullanmak istemiyorum. Ama 30 yıl sonra kendi evlatları ödeyecek onlar. Öyle olmuyor dünyada işler. Açı çok önemlidir. Açı hani derler ya, açıyı boş verin, gözü değiştirin. Yezid Haber Merkezi'nden merhaba diye başlayalım. Nedret Ersener konuğumuz bugün gündem üzerinden ama biraz da harita üzerinden, lokasyonlar üzerinden gelişmeleri konuşuyor olacağız ama İlk haber merkezinde çok konuştuğumuz, yayın öncesinde konuştuğumuz Fransa-Almanya'nın ilişkisi, Fransa'nın 24 yıl sonra Almanya'ya üst düzey ziyareti oluyor şu sıralar. Bunu biraz daha farklı yorumlayabiliriz aslında. Sadece bir ziyaretten ibaret dememeliyiz herhalde ama nasıl yorumlamalıyız, karşılığı nedir? Oradan başlayabiliriz belki. Bu yayını yaptığımız günden iki gün evvel Sofya'da, Bulgaristan'da NATO ülkelerinin temsilcileri bir araya geldiler. 32 tane ülke. Bunlardan 24 tanesi dedi ki, bu dedi Batı silahlarının Rusya'yı vurması bak. Ukrayna Savaşı'nda kullanılması değil. Rusya'yı vurmasına biz dedi izin veriyoruz dedi. Şimdi bu zaten kıyametin yani kapısını açmak gibi bir şey. Amerika Birleşik Devletleri karşı buna. İngiltere karşı değil. Öyle olması gerektiğini söylüyor. Ruslar da dediler ki eğer böyle bir şey yaparsanız bundan sonraki kart nükleer silah olur. O açılır dedi. Şimdi böyle bir şeye kapı açmak, şimdi bir Dışişleri Bakanları toplantısı yapılıyor. Birkaç gün sonra da Savunma Bakanları toplantısı yapılacak. Resmi toplantı. O toplantıda Türkiye'nin önüne de gelecek bu madde. Çok muhtemelen de reddedecek Türkiye. Kabul etmeyecek bunu. Şimdi bunu niye başlıyorum biliyor musunuz? Avrupa'nın çekirdeği, eski ülkeleri, eski kıtanın merkezi diye tarif edilen Almanya, Fransa'ya gitmek için neden bu yolu kullanıyorum? Çünkü şöyle bir durum var. Türkiye'ye de yani biz de bu konularda her zaman dört başı mamur işi yapmıyoruz. Bak işte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin kabul edilmesine bu kadar süre direnmemizin sebebi buydu. Bu savaşı genişletme amaçlıydı. İlla savaşın ateş gibi yanan yani alevlerini yükseltmek adına söylemiyorum. Cepheyi genişleten bir şeydi. İşte bak al. Bu demin bahsettiğim 32 ülkeden 24'ünün içinde İsveç ve Finlandiya'da var. Daha dün adamlar girdiler NATO'ya. Daha dün NATO'ya girmiş iki ülke, bununla da yetinmeyecek, şimdi onu da söyleyeceğim. İki ülke 50 yıldır NATO üyesi olan ve temel kuruluş amacı Soğuk Savaş öncesine kadar Rusya'ya karşı olmak, biz de dahil olan ülkelerin hepsinin önünde bayrağı almış, biz de savaşa gidiyoruz diyor. Ve Putin'in buna verdiği cevap ne biliyor musun? Ya diyor siz bu küçük ülkeler nüfus yoğunluklarının farkında mı diyor. Yani küçük ülke olduklarının ve nüfuslarının yoğun olduğunu farkında mı? Yani ne demek istiyorsun? Yani bir bomba atsam zaten ülkenin tamamı gidecek diyor. İlginç olan Avrupa'yı anlamak açısından İsveç ve Finlandiya'nın kamuoyunun nasıl bu hale geldi? Hani bunlar en barışçı ülkeler değil miydi? Bunlar refah ülkeleri, eğitimi en iyi ülkeler değil miydi? Suç oranları en düşük ülkeler değil miydi? Nasıl oldu da bu hale geldiler? Yani mesela nasıl oluyor da İsveç ve Finlandiya kamuoyları çıkıp kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Ne demek ya şeyle vurmak, Rusya'yı vurmak ne demek demiyorlar. Bundan bilgileri yok, umurlarında değil. Biliyorlar ama işte o bir paralize olma halleri var. Onun sebebi de meğerse bir Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı bu demekmiş. İki, şu anlama geliyor. Bu adamların üzerine atfettiğiniz herhangi bir iyilik, bütün Türk toplumuna, Orta Doğu'ya satılan ne varsa efendim bakın Batı'nın en müreffeh bir de sosyal dengeleri en güçlü ülkeleri dediğiniz ülkeler işte bu kadar. İşte bu kadarmış. Öyle ki demin bahsettim onu da ekleyeceğim diye. Adam hani şeyi geçti, sancaktarlığı geçtik. Bir de sıra dışı uçaklar veriyor. Daha yeni vermiş. Yani bu bir AVAX gibi uçaklar bunlar. Rusya'ya karşı kullanılacak erken uyarı uçakları. Oho! İsveç ve Finlandiya'yı aldınız. Şimdi bu adamlar sizin önünüze, Savunma Bakanınızın önüne biz bunu destekliyoruz diye şey getiriyor. Gelen belgeyi destekleme getiriyor. Peki şimdi Almanya ve Fransa'ya bağlayalım. Almanya ve Fransa'nın
Bilhassa Fransa'nın biraz şöyle bir durum oldu. Tabii Macron bu kriz dönemlerinde sıklıkla zırvaladığı için diğer konularda ara sıra doğruyu gösterdiğinde dikkate almamaya başladık. Macron Fransa mıdır bilmiyorum ama Fransa Avrupa'da hala dikkate alınması gereken bir ülkedir. Hele hele bu İsveç'tir, Finlandiya'dır gibi kıtıpiyöz ülkelerle kıyaslarken elinde ne olduğunu askeri açıdan unutmayalım. Yani Avrupa ülkeleri askeri açıdan çok mu güçlüdür? Değil de bu onlara göre daha güçlü bir ülke. Ne söylüyor? Neden şimdi mesela uzun zamandır araları da çok çok iyi değilken Berlin'e gidiyor, Cumhurbaşkanı ile görüşüyor vesaire vesaire ve diyor ki aslında söylediği şey şu, iki madde var. Diyor ki bir, biz Ukrayna'nın arkasındayız Rusya'ya karşı. Peki bu zaten senin gelene, yani devamı, krizden beri devam eden 2 yıllık politikanın cümlesi. İkincisi de şu, Avrupa Birliği bağımsız bir savunma sistemini artık ilerletmelidir, o noktaya geldik diyor. İyi de bu ikisi birbiriyle çelişik. Bu ikisi birbiriyle çelişik. Yani ben bağımsız olacağım. Kimden? ABD ve İngiltere'den. Ama aynı zamanda da şeyi Rusya'ya karşı Ukrayna. Amerikalılarla İngilizler diyorlar ki bak hani öyle hızlı ham yapar ki yani ısırıldığını anlamazsın. Orada haklılar. Peki ama Fransa, yani Paris bunun farkında değil mi? Berlin bunun farkında değil mi? Şöyle farkındalar. Birincisi samimi değil. Yani biz Ukrayna'da Rusya'yla savaşın devam etmesini istiyoruz, bunu destekliyoruz söylemi esasında Avrupa'nın çekirdeği açısından samimi değil. Almanya'da da bu böyle. Alman hükümetini bir noktaya kadar gayri tutacaksınız. Almanya gücü yetmediği için Amerika'nın boyunduruğu altında. Amerika'nın savaş oyuncağı o. Başka bir şey söyler Batı dili bunun için, ben savaş oyuncağı diyorum. O kadar düşmüş bir halde Berlin. Artı cari hükümet Amerika'ya bağımlı boğazına kadar. Çok söyledim, Alman Dışişleri Bakanı bildiğiniz Amerikalıdır yani. İlla nüfus kağıdında onun yazması gerekmiyor. Amerika o derece düşmüştür yani. Fakat genel ruh hali esasında bu işin baştan yanlış tutulduğunu ve bir şekilde bitmesi gerektiğini söylüyor. Buradan şu çıkmasın, işte Almanlar bu bitecek de eski Ostpolitik'e dönecekler. Doğuya yakınlaşma, Rusya yok, o bağlar koptu. Ama savaş Avrupa'yı götürüyor. Nihayet Fransa'nın da Macron'un da bu. Ta unutmayalım, o düşünceleri boş değil onlar açısından. Yani ben söyleyeyim, gündem olayım. Macron'un öyle bir tavrı vardır. Mesela fotoğrafçı gördüğü zaman elini ayağını fazla oynatır. Burada da yaptı. Türkiye'ye geldiğinde de yaptı. Hareketli, bizim bütün fotoğrafçıların dünyada hareket yakalama refleksleri olduğu için sürekli elini kolunu çok oynatır. Ama NATO'ya yönelik beyin ölümü açıklaması bir zihin altı değildi. Yani gerçekliği vardı ve bunun hayata geçmesi noktasında siyasi bir zamanlamanın geldiğini düşünüyor hem Paris hem Berlin. Nedir o zamanlama? Önce bir taneydi, şimdi 1,5 oldu. ABD başkanlık seçimlerinde olası bir değişimin Avrupa'ya son bir fatura çıkarması halinde büyük rezilliğe dönüşeceği işin. Şu anda kepazelik boyutunda rezalete evrilebileceği. Bir de bunun üzerine İngiltere'de erken seçim meselesi çıktı. O iyice garip bir şey. İngiltere'nin de açmazları var ama İngiltere Rusya savaşını sonuna kadar nereye varacaksa sürdürme niyetinde. Nitekim orada da şöyle bir parantez açıyoruz. Adam seçime gidiyor, Hintli. Hintli seçime gidiyor ve orada ya kardeşim erken değil mi, şu değil mi, bu değil mi diye söylüyorlar kendisine. Basında soruyor. Hayır kesinlikle bu seçim yapılacak deniyor, diyor. Ve aynı zamanda şöyle bir yasayı yürürlüğe sokuyor. İngiltere'de zorunlu askerlik yapılacak, herkes askere gidecek. 2 tane alternatifiniz var. Ya her hafta sonu gelirsiniz, yıl sürer. Ya da bir defa da gelirsiniz, birkaç ayda bu işi bitirir, hallederiz. Ama bu olacak. Sebep? Çünkü seçimi çözmesiyle, yani seçimin bir yere bağlanmasıyla askerliğin ortak noktası ne? İstikrarlı bir ülkeyle savaşa gitmek istiyor. Bu böyledir. Bizde de böyledir. Yani bir operasyon yapmadan önce eğer siyasi bir deformasyon varsa onun yamanarak devam edilmesi, bütün ülkeler bu yöntemi kullanırlar. Şimdi Amerikan seçimleri daha büyük bir stratejik, sadece taktikli, daha büyük bir stratejik hattı belirleyecek. Eğer buradan Almanya ve Fransa'nın yakınlaşmasına sebep olan, onun adı korkudur, başka bir Biden iktidarı düşerse, Trump gelirse diyoruz ve herkes ondan sonrasını nokta işaretiyle geçiyor. Adamın artık ne yapacağını bilmiyoruz ama sadece daha önce Avrupa'ya ve NATO'ya yaklaşımına bakar isek, bu ana kadar getirilen, hazırlanan, kurgulanan Avrupa'nın
canını okuma ihtimali çok büyük. Elbette canım. Yani Rusya ile kol kola girip Avrupa'ya saldırması falan öyle bir durum yok. Öyle bir şeyi bırakmaz. Zaten kendisi de söylüyor. Hem Sayın Erdoğan için hem Sayın Putin için dediği şey şu, biz iyi anlaşıyoruz onlarla diyor. Ama şu, anlaşıyoruz da demiyor. Beni anlıyorlar, ben de onları anlıyorum. Çok da bence normal çünkü dilleri yakındır. Dil karakterleri yakındır. Böyledir. Bu hal iyice Avrupa'nın can damarına basmak üzere. Basmak üzeredir. Basıyor. Bir de o bitmiyor. Bütün bunları sayıyoruz. Bunları stres heybeleri gibi düşünün. Yani yürüyorsunuz. Her defasınızda ayağınıza böyle birkaç kiloluk heybe bağlanıyor. Ağırlık bağlanıyor. Bunların üzerine de birkaç hafta içinde Avrupa Parlamentosu seçimleri olacak. Yani bir de Avrupa'nın bütün dengesi içinde bir menfaat şebekesi tekrar sınava girecek. Bakın hani gidecek 450-500 milyon kişi oy verecek. Bunun zaten yarattığı sinerji, stres zaten Avrupa'yı dalgalandırır demiyorum sadece. Burada ne koltuk hesapları, ne Avrupa Birliği hesapları, ne fonlar, ne ödenekler falan filan. Bunun da artık yanı diye söylüyoruz. Halbuki göbeği Avrupa'daki aşırı sağ akımlar ya da sağ akımlar. Şimdi bizim GZT'nin lisanına uygun değil ama Meloni'nin son yarattığı olayı hatırlayın. Bunlar böyle insanlar yani. Hani ne lafını esirger ne bir şeyden korkar. Siyasi bir kimliğe bile gerekirse küfürlü olarak yüz yüze hitap edebilir. Başka bir kürsüden değil. Bunları niye sayıyoruz? Bir yekün tutuyor. Bu yekün Avrupa'nın zaten içinde bulunduğu askeri istikrarsızlık. Yani biz neyiz, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz? İki, ekonomik istikrarsızlık ve büyüyen bir ekonomik istikrarsızlık. Yıllardır şu konuşulur mu ya? Efendim Almanya'da stagflasyon olacak mı? Avrupa'da durgunluk olacak mı? Enflasyon olacak mı? Avrupa bunu konuşuyor. Ve Almanya'ya bakmanız eksi büyüme sıfır, binde bir olduğunda öbür tarafa yansıması, diğer ülkelere yansıması yüzdeler bazında oluyor vesaire. Sonuç olarak bu ağırlık olduğu gibi Avrupa'nın üzerine biniyor. Bunlar da yaşlı kıtanın 2-2 ülkesi olarak. Bu yaşlı kıta biliyorsun Almanların hediyesi, ifadesi. Ama yaşlı kıta şu demek yani sizden hayır. Halbuki hakikaten şu anda şeyi tutabilirler, Avrupa'yı tutabilirler. Burada Avrupa Birliği ile NATO arasında da bir gerilim hattı oluşuyor. O da çok garip çünkü hemen hemen hepsi NATO üyesiler. Fakat NATO'nun resmi dili şöyle oluşuyor kardeşim. Siz kendi başınıza bir savunma sistemi bağımsız kurmak istiyorsanız bu Avrupa Birliği'nin özünü bozar diyor. Ne demek bu? Yani siz esasında ekonomistsiniz. Siz parayı verin, askeri kısmını biz hallederiz babacım demek. Bu kadar. Yani NATO eşittir ABD diye kurduğumuzda ABD'nin dili de böyle. Almanya-Fransa ziyaretinin özü korkudur. Korku dağları bekliyor. O haldir ve bunları birkaç ay içinde bitecek olması bizim için de seyirlik bir durum. Sanırım bu Almanya-Fransa konusunu konuşurken İngiltere meselesini de hallettik. Öyle tahmin ediyorum. Ama İngiltere'yi şöyle hiç, zaten küçümsemiyoruz öyle bir şey yok. Eğildiği yerlerde hakikaten değiştirici rol üstlenebiliyor. İngiltere'deki seçimi ve askeri düzendeki, askere alma düzenindeki değişikliği tek konu kabul edelim. İkisinin aynı hedefe yönelik kabul edelim. Bu da böyledir. Aslında bunlara denk aynı zamanda da Putin'den de bir açıklama geldi ki Rusya gündemi zaten yine sürekli buna belki denk yansımalar gösteriyor bize ama Putin'in son açıklaması herkes savaşa hazır olsun minvalindeydi. Herkes cephede gibi düşünmeli dedi kendine. Понимаем. Во всяком случае все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все должны работать как на линии фронта. Bu olayların Avrupa'daki bir yansıması mıdır? Yansımasıysa hangi aşamada değerlendirmemiz evet. lazım? Bizde de bu konular çok konuşulur ama böyle cümleler sonradan fark ediliyor. Senin söylediğin cümleler gibi olanlar da öyle. Ben dedi savaş ekonomisine geçiyorum dedi. Savaş ekonomisi zaten her insan demektir. Yani aslında bu senin bahsettiğin Putin'den yaptığın alıntı onun doğal uzantısı, doğal parçası. Eğer bir ülkede savaş ekonomisi varsa bir uzun sürecek bir işe giriyoruz demektir. Bu sadece Ukrayna özelinde de değil demektir. Birden çok yerde demektir. İki, uzun sürecek demek aynı zamanda yıpratma savaşı demektir. Yani uzun sürmek eşittir yıpratmak ya da yıpranmak, o da eşittir para demek. Bunun üzerine kurulu bir düzen var. Herkesin silah altına alınması gibi düşünmeyin. Otomatikman zaten silah altıdır bu. Herkesin savaş ekonomisinde yaşaması demek, herkesin kendini cephede hissetmesi demek. Bunu o şekilde ele alalım. Yoksa zaten topyekun bir savaş çıktığında bizim ülkemizde de başka ülkelerde yapacak bir şey yok. Herkes savaşa gidiyor yani. Yaş sınırı hatta cinsiyet sınırı bile Allah göstermesin kalmaz. Peki bir yine Avrupa içerisindeki yansımasına bakarsak hani İngiltere, Almanya benzer hareketler ediyor. İtalya'dan böyle bir parantez açtık.
Fransa'yı yine konuştuk ama işte Macaristan faktöründe böyle bir parantez açsak. Orban diyorsun. Orban'dan. Ya şimdi bunlar cesur insanlar. Bak söyleyeyim. Slovenya Başbakanı'nı hatırlıyorsunuz değil mi? Ya da şöyle de örnek vereyim. İsrail pisliğinin Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarından yeni çıktı ya, Mossad'ın başkanı arayıp hani size de ailenize de ne olur belli olmaz. Avrupa'da da, Türkiye'de de, dünyada da temel Amerikan ya da NATO düşüncesine bu kadar net bir şekilde itiraz etmek her şeyden önce cesaret işidir. Yani buna ilişkin Türk tarihinde de öyle anekdotlar var ki, şimdi konumuz olmadığı için anlatmayayım ya da hani yanında da çok getirmedim ama dram şeklindedir. Yani İsmet İnönü'nün öyle konuşmaları var ki, İsmet İnönü'den başlayarak anlamında söylüyorum. İçiniz cız eder. Yani mesela şey diyor 46'da. Ya diyor, sizden bir şey istiyorum diyor. Askerler var. Cevabı Amerikan Büyükelçisi'nden geliyor. Hayırdır diyor. 46-47. Oradan al, Türkiye'den de çıkar. Tak 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 günümüze kadar. Böyle bir dünyada, savaşa en yakın yerlerden birinde Macaristan liderinin çıkıp kendisini, ben bu coğrafyadayım, mukimim, sizin politikalarınızın tamamına karşıyım ve daha baştan tavır koyuyor. Mesela diyorlar ki efendim şeyi konuşmalıyız, bak konuşmak değil, konuşmalıyız. Neyi? İşte biz silah veriyoruz, bunlar Rusya'nın içinde bulunmasın. Daha adam bu konuşma resmi oturuma gelmeden diyor ki ben buna karşıyım, reddediyorum diyor. Bu inanılmaz. Aynı zamanda kendi siyasi duruşunu tam Batı üzerinden de ifade etmiyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci olarak bulunması ve daveti Türkiye tarafından elbette. Ne demek? Yani bir şey söylüyorsun da. Onun için bir ilk önce Orban cesur bir adam. İlk önce onu söylemek gerek. Ben her zaman bu tür insanların özenle korunması gerektiğini düşünüyorum. Macaristan'ın politikalarının dönüştürücü, etkileyici olmasına gerek yok. Yanlışı yavaşlatıyor bak. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bakın tersini söyleyeyim size. Blinken Moldova'daydı. Moldova'da şeyin artık hani Macaristan'dan daha da dibinde Ukrayna'nın, içinde hatta. Çünkü Transdniester var, orada da savaş olma ihtimali var. Parçalanma, Polonya, Romanya bir parçası. Moldova dediğiniz alt tarafı eski Eflak Boğdan. Yani bizim orası gibi söylüyorum. Moldova şey basit bir ülkedir. Çok zengin bir ülke değildir. Olduğu gibi Amerika'ya yatıyor şimdi. İşte bu korku, yanlış kararlar. Ve diyor ki biz diyor bize para verecekler diyor. Biz oradan diyor silah da alacağız diyor. Bizi korumasını alacak diyor. Onun ne demek olduğunu, yani bir başka ülkeden bahsettiğimiz için daha kaba bir ifade kullanmak istemiyorum. Ama 30 yıl sonra kendi evlatları ödeyecek onların. Yani Moldova'nın başkentini kim bilir? Anlatabiliyor muyum? Ama kişinin evdeki çocuklar onun bedelini ödeyecekler. Macaristan bunu yapmıyor. Peki Slovakya'daki başbakanın başına geleni de aynı eksende mi değerlendirilir? Ya şimdi İran Cumhurbaşkanı'nın helikopteri düştü ve hayatını kaybetti ya. Biliyorsun Ermenistan Paşinyan'da helikopteri arıza yaptı. Velev ki düşseydi. Bugün dünyada Türkiye'de ne konuşuluyordu? Sen bugün bana hangi soruları soruyordun? Biz bunları kabul etmek zorundayız. Neden biliyor musun? Efendim bunlar ne olduğu belli değil. Öyle olmuyor dünyada işler. Öyle olmuyor. Açı çok önemlidir. Açı hani derler ya, benim hani temel düsturumda tanıyanlar bilir. Açıyı boş verin, gözü değiştirin. Tamam, mesele bu. İran Cumhurbaşkanı'nın helikopteri, Amerikan helikopteri o değil işte. Anlatabiliyor muyum mesele? Diğer ikisi niye düşmedi kardeşim sorusuna Putin ne cevap verdi biliyor musun? Rus helikopteriydi dedi. Ha, anlıyoruz ki neden o Rus helikopteri değildi diğeri. Asıl öyle bakın, Amerikan helikopteri diye bakmayın. Şu kadar yaşındaymış, şuymuş, buymuş diye, anlatabiliyor muyum? Paşinyan olayına da öyle bakın. Paşinyan'a yönelik bugün bir suikast yapılması kimi şaşırtır? Daha suikaste müsait bir yer yok. Kişi yok. Adam neredeyse Batı'yı bırakıp gidecek. Herkese Gürcistan. Bak buralardaki hiçbir şey bizi de sizi de dünyayı da şaşırtmasın. Macaristan Orban'da bir şey olsun yani. Biz de şimdi bunları çağırmayalım, konuşalım da. Efendim orada da bir şey oldu. Allah Allah, bir adam gelecek 70 bilmem kaç yaşında. 5 yıl ateşecek, 5'i de vuracak öyle mi? Nasıl ya? Neresi burası? İnanılmaz. Yani biz şaşırmayı unuttuk. Dünya öyle bir hale aldı. Bunları stres heybeleri gibi düşünün. Yani yürüyorsunuz, her defasınızda ayağınıza böyle birkaç kiloluk heybe bağlanıyor. Ağırlık bağlanıyor.